süre içeriydi öyle. Şimdi Türk futbolcusunda şu hastalık var. Yani genelinde var. Rakip seçiyor. İşte lakayt da var. Bizim oyuncularımızda da var. Bu maç daha belki daha farklı biterdi. Bir anda bir bire geldi. Normalde yani Fırat takımı tabii küsürmek istemiyor. Aslında bize pozisyon bile, korner bile atılması gerekiyor. Ama ne yazık ki futbolcunun bu hastalığı var. 1-1 oldu. Sonra 2 dakikada 2 tane gol buldu. Şimdi sıkışınca Türk futbolcusu gereğini yapıyor. Ya bu maç geçti. İlk yarı bir 12 galibiyet, bir beraberlik. Keşke beraberlik almasaydı. 13-13 yapsaydı. Şimdi ilk yarıda tamam, peki başlayalım. Puan olarak, sağ sonuçlar olarak iyi. Lakin daha hala istediğimiz oyunu oynayamıyoruz. Yani eksik taraflarımız var. İşte devre arasına gireceğiz. Belki transfer yapacağız. Yani nihayetinde hedeflediğimiz şey üçüncülük. Burada şampiyon olsan da üçüncüye çıkmasan hiçbir şey ifade etmiyor. Bütün çalışmalarımız tabii ki öncelik burası. Şu an ilk yarı itibariyle 5 puan önde, Dersim'in önünde bitiyor. Diğer takımlar yavaş yavaş kopuyor. Ama biz üstüne koyarak gitmek zorundayız. Daha sahaya daha iyi oyun yansıtabiliriz. O yetenekli oyuncularımız var. Tabi burada sağ şartlarını pek değinmek istemiyorum. Tabi sağ şartlar da ister istemez oyun etkiliyor. Sonuçta futbol olmazsa olmaz. Sağ, futbol sahası. İnşallah ikinci yarı şimdi oynarız. Daha zevkli, daha coşkulu bir taraftar kitlesiyle beraber Maraş'ımıza yakışır. Gerçekten Maraş büyük şehir. 2-3 tane profesyonel takımı kaldıracak kapasitede. İnşallah Maraş sporumuz 3. ligde o da iyi yerde bitirir. Biz de çıkarız. 2 tane profesyonel takımımız olur. Maraş gerçekten futbol şehir. Görüyoruz taraftarlarımız zor şartları da olsa buraya gelmeye çalışıyorlar. Kendilerine teşekkür ediyoruz. İnşallah ikinci yarı daha coşkulu bir takım izlettiririz. Ama yine üstüne basa basa söylüyorum. İnşallah stadyumlarız. Hepinize teşekkür ediyorum. Hocam Antalya kampı var. Kampla ilgili evet. Bir kısa değerlendirme yapalım. Bir haftalık ara veriyoruz. Aynı üstüne burada toplanıp bir ayın 10'una kadar burada çalışıp ayın 11'inde Antalya'ya kampa gideceğiz. İlk etap burada çalışırız. İkinci etap Antalya. İnşallah yeni transferlerle beraber mutlaka oyuncu katmayı düşünüyoruz.